Emane Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde Segah Peşrevi'nin 3. hanesini ele alacağız. Burada bilmemiz gereken hususlardan neler var? La Dies Perdemiz yeni ailemize geldi. Onunla tanışacağız. Ve Mi, Tiz Mi notasını öğrenmemiz gerekecek. Onunla da yeni tanışacağız. Böyle yavaş yavaş perdeleri tanıya. Zaten bütün perdeleri ancak eserlerde üfleyerek öğrenebiliriz. Şimdi 3. haneye geçelim. 3. hanede ne var? 11 no'lu da aynen La Dies perdesi var. La Dies perdesi hangisi? Normal si bemol, tiz si bemol. Yani şu. Bu değil. Tiz si bemolu böyle üfleyeceğiz yani. Bildiğiniz tiz si bemol demek. Onun gibi bir şey. Şimdi geçelim. 11 no'lu forte'yi sırayı komple çalıyorum yavaş yavaş. Yani burada ne yaptım? Hemen baştan başlayalım. Burası bitti. Sonra 11'in ikinci ölçüsü. Bakın tekrar alıyorum. Böyle de alabilirsiniz burayı. Böyle de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çünkü bunlar ikisi aynı. Sonra bakın orayı tekrar üflüyorum. Burayı umarım anlamışsınızdır. Sonra 12 no'luya geçtik. Bakın çıkmadı. Farkında mısınız? Re, mi. Burayı böyle alacaksınız. Biraz kafayı dışarı iteceksiniz. Mi bemolü öyle alacaksınız. Yani mi bemolü nerede burada? Mi bemol notası. Hemen gösterelim. Evet, çizdik, gösterdik. Orayı tekrar alıyorum bakın. Burayı mi böyle çarptırmayla alıyorum ben. Öyle bir alışkanlığım var. Bir daha alıyorum. Yani kafayı böyle büktüğünüzde direkt çıkar. Bu değil yani. Bir üstü. Onu kulak anlar zaten. Re, mi. Yani biraz da neyinizin iyi olması lazım. Tabii neyin iyi olup da üfleyemeyen arkadaşlar olur. Hiç önemli değil. O zaten oturur buna çalışa. 13 no'lu bakın karıştırdım. Genelde bu hata yapılır. Orada La Dies var bakın. Evet sonra diğerine geçiyorum. Bakın orada ölçüden sonra Mi'nin yanına Dies koymuşlardı ya. Artık o Dies'den kurtuldu.
normal mi'ye bastım. Yani mi diyez değil, mi'ye bastım. Fa'yı da naturalleştirmiş. Yani o da şu şekil. Normalde nasıldı? Diyezdi. Böyleydi ama naturalleştirdik. Burayı anlamışsınızdır. Sonrasında 14. Şimdi komple bir çalalım. Basit bir şekilde. Parça parça üflediğim için tam oturmamış olabilir. Şimdi üflüyorum. Üçüncü hane böyle. Şimdi biraz tavırlı üfleyelim. Tavırlı üflerken de şöyle üflememiz gerekecek. Başlayalım. Yani burada solü ben buradan değil de buradan alıyorum. Daha lezzetli olur. Direkt buradan alıyorum. Aynı renk ya, fark etmiyor. Onu 12'ye geçelim. Yani bunu şöyle alabilirsiniz. Videoyu yavaşlatın. Yarı yarıya hızında. Öyle daha net anlarsınız. Değerli arkadaşlarım, görüş ve önerileriniz için yorumlar Neyse Mani Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım, sağlıcakla kalın.